Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün laptop kullanıcılarımız için çok güzel bir ürünle birlikteyim. Laptop standı. Hem uygun fiyatlı hem de laptopunuz aşırı ısınıyorsa veyahut da iş insanıysanız, home office bir şekilde çalışıyorsanız bu ürün tam size göre. Nedenini şöyle söyleyeyim. Ürünün görmüş olduğunuz gibi kutu yapısı bu şekilde. Birazdan zaten kutumuzu açacağız ve içerisinden çıkanlara bakacağız ve laptopumuzu içerisine yani içine oturtturup nasıl bir performans verdiğini göreceğiz. Ama öncelikle şöyle bir göstereyim kutu yapısını. İçerisinden kılıfı da çıkıyor ve alüminyum bir laptop standı diyebilirim sizlere. Gayet kullanışlı ve portatif bir ürün. Çantanızda taşıyabileceğiniz, katlanabilen ve fiyatına göre de şu anda muadillerine baktığınızda alınabilecek en iyi ürünler arasında diyebilirim sizlere. Videoyu izleyin. Bakın laptopunuz çok ısınıyorsa çünkü altta fan kısımları hep altta kalır laptopun. Bunu da havaya kaldıracağımızdan dolayı hem kasma, donma, donanım sorunlarını da aşmış olacaksınız. Aslında bir nevi laptopunuz çok ısınıyorsa bu sayede laptopunuz biraz daha ısınmayı önleyeceği için hem daha fazla hızlı performanslı çalışacak yani daha hızlı çalışmasını sağlayacak hem de içerisindeki parçalar hiçbir şekilde ısınmayacak. Aslında ısınmayacak değil de kaldığı için fanlar o altta kalan kısmı bu ürünle birlikte önleyebileceğiz. Şimdi geldik kutu açılımımıza. Şöyle ürünümüzü görüyoruz. Direkt şuradan zaten ben daha önce açtım ve inceledim. Hani incelemediğim çoğu ürünü sizlerle paylaşmıyorum. Bu şekilde ürünümüzü açtıktan sonra hemen buradan kılıfıyla birlikte ürünümüz bizi karşılıyor. Kılıfımız gayet güzel. Bunu laptop çantanıza ya da farklı sırt çantanızda laptopunuzu taşıyorsanız en azından bu kılıfın olması da güzel ki ürününüzü çizmeyecek. Zaten şu üst kısımdan hemen kablomuzu yani ipimizi genişletiyoruz ve ürünümüz bu şekilde çıkıyor. Şuradaki kısımları görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi kauçuk bir malzemeden yapılıyor ve laptopumuz buraya oturacağı için hiçbir şekilde çizme yapmaz. Yani çizilme vesaire gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Şimdi şu kutularımızı kenara alalım. Şöyle ürünümüz açılıyor. Ve açıldıktan sonra şu alt kısımda görmüş olduğunuz gibi iki tane demir bulunuyor ve bu demirleri kaldırdığımızda 7 kademeli ürünümüzü yani laptoplarımızı havaya kaldırabiliyoruz. Şimdi mesela şöyle yapalım hemen. Üçüncü sıraya koyalım. Ve üçüncü sıraya koyduğumuzda ben size hemen ürünü şu şekilde de göstereyim. Bakın bu şekilde sabitleniyor ve herhangi bir problem olmadan laptopumuzu üstüne koyabiliyoruz. Ve laptopta düşme gibi bir durum olmaz. Ürün 250 gram bir ağırlığa sahip. 11 ile 15.8, 15.6 idi sanırım. 16 ince kadar da laptoplarınızı taşıyabiliyor. Ve 7 kademeli de bir ayarı bulunuyor. En yükseklik ayarı da yani en dipteyken şurası sanırım 15 santime yakın geliyor diyebilirim sizlere. Şöyle üst kameramıza da yandan ürünü göstermek istiyorum. Buradan kademelerimizi bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Mesela en alt kısım baya böyle yatık bir pozisyonda kullanabileceğiniz kısım oluyor. Tabi şu an takamadım bunu. Diğerini takmadığım için zorluyor beni. Evet mesela en alt kısımda bu şekilde görmüş olduğunuz bir yapıya sahip. Şimdi laptopumuzu üstüne koyacağız. Ve detay çekimlerini zaten şu esnadan sonra görüyor olacaksınız sizlerde laptopumuz üstünde nasıl duruyor, ergonomisi vesaire nasıl bunları bir göstermek istiyorum sizlere. Ve alüminyum yapıda olduğundan dolayı da zaten ürünün hani herhangi bir ısınmaya karşı problem yaşatacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten demire tuttuğunuzda alüminyum ürün kullanıyorsanız bilirsiniz o soğukluğu veriyor durdukça da kendi kendine iyice soğukluyor ve bu da metal ya da plastik herhangi bir laptopunuzun Alt kısmı yani kasa kısmını koyduğunuzda ısınma yapmamayı önleyecek bir ürün. En önemlisi hava alması ama dediğim gibi çalışan, home office ya da şirketten laptop kullanan arkadaşlar için de ben bunu ısınmadan dolayı almadım. Şöyle düşünün. Şimdi ürünü açmayacağım. Size burada bir ee, nasıl diyeyim role play yapıyorum. Şimdi masa şuramdan aşağıda kalıyor ve ben böyle laptopa hani bu şekilde bakıyorum ama bu ürün sayesinde yükselttiğimde aslında şu an kamerada konuştuğum göz izamda bu şekilde laptopumu kullanabiliyorum. Çünkü yükseltiyorum. Yani derinlik şöyleyken bu şekilde oluyor ve ekran tam yüz kısmıma geliyor. Şimdi laptopumuzda nasıl duruyor ona bakalım. Şimdi laptopumu yanıma aldım. Benim laptop 13 inç falan HP'nin bir laptopu, iş bilgisayarı diyebilirim. Bunu genelde toplantılara katıldığımda ya da markalarla görüşmeler sağladığımda toplantı için kullandığım, zaten şu an videolarımı telefonumdan montajlıyorum, bilgisayarım yani bir render oyun bilgisayarım olmadığı için şimdi ürünün size hemen şu şekilde yan kameramdan da bir kurulumunu göstereyim. Bakın şuradan tutuyoruz ve ürünümüzü bu şekilde açıyoruz. Zaten açtığımızda şuradaki kademeler sayesinde sabitleniyor. Ve sonrasında ürünü böyle kaldırdıktan sonra şu alttaki iki tane kulakçık gibi demirleri var. Ve ayarlayacağımız noktaya getiriyoruz. Mesela ben şu anda bu noktada kullanmak istiyorum. Yani bu bir, 2 üç, dördüncü kademe oluyor. Ürünümüzü şöyle tekrardan bir sabitlendiğine bakıyorum. Sabit. Ve bu şekilde ürünümüzü hemen koyuyorum üzerine. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir sallantı vesaire yapmıyor. Ve gayet stabil bir şekilde bizi karşılıyor burada ürün. Çünkü bu tarz mesela 100-150 TL bandındaki ürünlerin çoğunda plastik yapıda olanlar var. Alüminyum su yapıda olanlar var. Ama geneli sallantı yapıyor ve mesela kullanırken bu şekilde yazı yazıyorsunuz. Bakın mesela şu anda deniyorum herhangi bir sallantı yok. Bu kameradan da net olarak görün diye hani açtım ki net olarak görün. Bakın sağa sol yapıyorum iyice bastırıyorum. Herhangi bir sallantı yapmıyor. 16 inç ya benim tahminimce 17 inçlerde de işe yarar ama hani açıklamaya koymamışlar. 15.6 mı 15.8 ince kadar demişler ama 17'ye kadar e, laptoplarda da problemsiz kullanabilirsiniz. Şimdi şunu kaldırdım buradan tekrar. Kademeyi bir düşürelim. En düşüğü alalım. Bakın en düşükte de bu şekilde bir pozisyonda. Şimdi laptopu tekrar koydum. Gene de hava almasını sağlıyor. Bu en düşük pozisyonda aslında oyuncuları ilgilendiren bir pozisyon biçimi. Çünkü oyuncular genelde laptopu yüksek sevmez. Alındığı için de mecburen hava almasını sağlamak için de bir şeyle altınız böyle ne bileyim ben de zamanda yaptım. İşte bir kutu bir şey böyle koyuyordum dört tarafına hava alsın diye. Ama bu üründe mesela bakın oyun oynadığımızı düşünelim. Şu bayağı sert basıyorum ki görün diye. Hani böyle bastığımızda vesaire sallantı yapmadığından dolayı. Çünkü alt kısımları şöyle yakın kameraya da göstereyim. Kaydırmaz bir yapıda şunlar. Ve kaydırmaz yapıda olduğundan dolayı zaten sallantıya mahal vermez. Şimdi bir de en dik pozisyonu alacağım hemen ürünümüzü. En dik pozisyonumuzu da zaten birinci kademe. En dik pozisyonumuza da aldıktan sonra bu şekilde bizleri karşılıyor. Burada da bayağı dik. Şu an belki beni hani laptopun kadrajında görüyor olabilirsiniz. Şöyle yan kamera içinde biraz daha uzaklaştıracağım ki net görün. Endik dik pozisyonda da ellerim bu şekilde şöyle yapacağım hatta. Bu şekilde yazıyor. Tabii bu çok zor bir şey. Bunda genelde toplantılarda sadece hani biraz daha kameranız yüz pozisyonunuzda olsun isterseniz yapılabilecek bence bir şey diyebilirim ya da bunu genelde ikinci ekran yani aslında bir normal bilgisayar ekranına bağlayan kişilerin dik koyup bu şekilde hani müdahale etmesi gerektiğinde de müdahale edebileceği bir ürün. Zaten ürünümüzün kutusu dediğim gibi bu şekilde. Ben size açıklamaya da yorum kısmına da link bırakacağım ürün almak isterseniz. Bu da direkt katladığımızda direkt kılıfına koyulabiliyor. Şimdi ben laptopu kapatıyorum hemen ve ürünü bir kılıfına koyacağım bir de o şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde yatırdık. Zaten böyle ittiğimizde direkt kapanıyor ve buradan kutusuna koyduğumuzda direkt bu ağzını da bağladığımızda herhangi bir çizilmeye mal vermeden kullanabileceğiniz bir ürün diyebilirim sizlere. Ürünümüzün incelemesi bu kadar. Performans ürünlerini incelememi isterseniz ya da varsa sizin aklınızda ya ben bu ürünü almak istiyorum ama hani sen al önce incele bir deneme tahtası ol sonra ben alayım inceledikten sonra izleyip dediğiniz ürünler varsa yoruma yazın. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. 10.000 aboneye geldi. Teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı da. Birçok ürünümüz bekliyor sırada. Hepsini çekmek için uğraşıyorum. Çektikçe de tabii montaj süreleri, yayınlanma süreleri, videoların çekim süreleri biraz zaman alıyor hayaliyle. Yani daha fazla ürün geliyor kanalımıza. Hatta hiç durmuyorum. Her 3 günde bir ya da 2 günde birdi sanırım. Her dakika video atıyorum sizlere. Ürünümüz böyleydi. Anlatmak istedim sizlere. Aslında çok farklı bir ürün değil. Çok pahalı bir ürün de değil. Ama gayet fiyat performans ürünü diyebilirim. Çünkü YouTube'da baktığımda birçok kişi evet anlatıyor ama böyle çift kamerayla detaylı bir şekilde ürünü göstermiyor. Yani şu açısı güzel. Hani dediğim gibi çantana koy. Şu ağız kısmını da bağla. Zaten hiçbir şekilde daha düşmez. Ve en azından laptopun bakın bu şekilde koyduğunuzda herhangi bir Şöyle yakından da göstereyim. Çizilmeye de mahal vereceğini düşünmüyorum. Size de gösteriyorum şu kamera. Düşünün bu yapı güzel bir yapı olduğu için hani çizecek vesaire bir durum yaratmaz. İnceleme bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.